Herkese selamlar, Selamlar arkadaşlar. millet. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bizi tanımayanlar için ben Alper. Ben de Cansu. Ne yapıyoruz bugün? Bugün yola çıkıyoruz. Türkiye'ye gidiyoruz. Birkaç gün önce Instagram'dan söyledim ama hep çok soru geldi. Arabayla mı, uçakla mı, arabayla mı, sıla yolu mu vesaire. Sıla yolu, uçakla. Uçakla, sıla yolu bu sefer. heyecanlıyız. Havaalanları çünkü... Hepiniz biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Avrupa'daki bütün havaalanlarında sıkıntı var. 4 saat önce gelin diyorlar. 4 saat önceden giderseniz almıyorlar vesaire vesaire. Ama yine de inşallah sorunsuz bir yolculuk diliyorum. Bakalım, ben de çok merak ediyorum ya. Ya bir şey paylaştılar. Bir grupta yoğunluk haritası paylaştılar. Bugün çok yoğun görünmüyor ama göreceğiz bakalım ne kadar yoğun. Biz hazırız, her şey hazır. Çıkmak üzereyiz, çıkacağız. Evet. İlk kez bu arada bavulları erken bitirdik. Bavulları ilk kez erken bitirdik. Normalde gerçekten şu an falan bitmesi hala gerekiyordu. Hala topluyor ve hani Allah'ım uçak kaçıyor mu, işte nasıl olacak falan diye bu sefer iyiyiz, erkenciyiz arkadaşlar. Sen de heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Bizim baygın sinek yine uyanmış bu arada. Bir tane sinek var içeride. Bayıldı. Alper şöyle tokatladı havada yani. Bayıldı, öldürmedim. Yine uyanmış. Ay çıkalım, ben çok geriliyorum. Tamam. Bir de ben aşırı gergin oluyorum böyle oyunculardan önce. Gerildim. Adeta kavimler göçü. Trene bindik. Nasıl gergin, nasıl gergin Cansu? Çok gerginim. Başımıza acayip bir şey geldi. Dakika bir gol bir. Bir kapıdan çıktık, evin kapısından bavullarla. Tren istasyonuna doğru yürüyoruz. Tren istasyonu ev arası 3 dakika yani. Başımıza orada hani bir şey gelme 3 dakika süremiz var. Bir adam geldi yanımda. Dedi ki işte fotoğrafını çeker misiniz, işte turistim falan. Hani hangi millet olduğunu söylemeyeyim de. Aynen, bir yanlış anlaşılması. Işçılık anlaşılması olmasın. Neyse siz nerelisiniz falan filan. Çektik adamın fotoğrafını, verdik makinesini. Orada işte hani Türk'ü mörk'ü. He orada evet işte İstanbul'dan mısınız? O Türk'ü mörk'ü falan hani seviyormuş gibi falan filan. Sonra cüzdanını çıkardı. İşte hani para bozabilir misiniz gibisinden ve tam o anda iki tane polis zırt diye yanımızda bitti. Nereden bittiğine dair hiç fikrim yok. Bizim onun polis olduğunu anlamamız ihtimalimiz yok. Yok. Bir tanesi zevellah gibi böyle bir adam. 2 metre. Bir tanesi daha ufak tefek. Ama olur, biz şöyle düşünüyoruz. Anladık, böyle bir dandiklik var olayda yani böyle. Alper'de ben de içimizden aynı şeyi düşünüyorum. Teşkilat zannettim. Geldiler 3 kişi. İlk gelen de böyle yapılı bir adam. Dedim alacaklar elimizde falan, ne var ne yok hani. Yamsterdam'ın orta yeri ama fark etmez ki yani. Hani alır tabii gider. Neyse o 2 tane arkadan gelen polismiş. Polisim ben diyor ama ben hala güvenmiyorum. Kimliğini bilmiyor musunuz? Nerede, ne anlayacağım? Siz nerede yaşıyorsunuz, bir şey böyle hızlı ve sert bir şekilde soruyor. Bak çok korktum, hala çok korktum yani. Neyse adam. Kimliklerini falan gösterdi, polis kimliğini, polis kimliğini. Ondan sonra bizim kimliklerimizi sordu. İşte hani turist zannetti, yok dedik burada yaşıyoruz falan. Oturum kartınızı görebilir miyim dedi. Oturum kartını gösterdik. Zaten hani bakmadan kartın genelini görünce tamam siz sonra devam edin dedi. Kusura bakmayın hani şey yapmayın. Ben dedim ki çok korktum, çok korkuttunuz. Yok yani özür dilediler falan hani böyle. Sonra zaten hızlı bir şekilde bunun peşinden gittiler. Takip ediyorlardı herhalde adamı. Hollanda polisine buradan bir kez daha teşekkür ederim. Vallahi hiç beklemiyordum ha. Hiç beklemiyordum. Tam sivillerdi yani. Bomboş bir yolda. Nereden bittiler hiç anlamadım ben. Bir anda belirdiler yani böyle. Evet ya, bir anda yoktan var oldu adam. Tövbe estağfurullah. Çok acayip. Başımıza geldik bu arada. Böyle bir şey ilk defa başımıza geldi Hollanda'da. Kimsenin öyle resmini falan çekmeyin. Aynen, boş verin. Ne hali varsa görsün. Devam edin. İyilik yapma. Yani ne bileyim abi işte adamın fotoğrafını çekelim dedik. Hemen bir bilenler nazar duası. Hemen. En azından annem okur izleyince. Şimdi havalarına gidelim de bakalım burada başımıza neler gelecek, ne yoğunluk var. Hiçbir şey gelmeyecek. Gelmiş. Hadi gidelim. Görürsün şimdi. Fena gözükmüyor. Fena gelecek. Muhtemel benim 2 senede gördüğüm en kalabalık gün. Daha kalabalığı olmuştur da. Korona vardı ama 2 senedir yani. Kıyaslayamazsın.
gidelim bakalım. Vallahi şu sırada birisiyle konuştuk. Dedi ki ben sizden dedi 2 saat önce geldim dedi. Yani şurada bir sıra ilerleyebilmiş sadece. Ne diyorsun? Bence biraz egzecere etti olayı, abarttı. Ama ilerlemiyor gerçekten. Ben anlamadım ki ya. Hiç anlamadım ben. Kalabalık, bayağı kalabalık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gösteremiyorum ama ışıktan dolayı. Kalabalık bayağı be. Ama biz çok erken geldik. Yani tam saatinde geldik. 4 saat önce buradaydık. Hani 4 saat önce burada olun diyorlar. Tam 4 saat önce gittik. Öncesinde almıyoruz zaten diyorlar. Ama güzel. Şanslıyım. Pasaporttan da güvenlik geçip, pasaporta hepsinden geçtik. Son görevimizi tamamlayıp kendimizi gate'lerin olduğu yere atabildik. Arkadaşlarım tam 2 saat 15 dakika sürdü. İşte check-in, bavulları ver, güvenlik, pasaport hepsi. Yorulduk ama böyle ayakta dikilmek çok zor. Saat 1'e geliyor, biz hala kahvaltı etmedik ya. Bir de benim gene tansiyon gitmeye başladı. Şimdi yiyecek bir şeyler bulup. Orada azıcık muhabbet de ederiz. Önce yiyecek bir şey bulalım, evet. Ya. Acıktık. Evet. İçerisi fena değil ama pasaporta geçtikten sonra sakin. Göreceli, sakin. Sakin. Göstereyim biraz. Çok yoruldum ben. Acayip yoruldum. Yani 5 saatte falan ayaktayız. Attım da 4 saat. 5 saat yok. Sabah uyandığımdan beri ayaktayım yani. 5 saat. 6 saat. 8'de kalktım ben. 6 saat olmuş ya. Ay çok bittim artık ya. Gerçekten. Açayım var herhalde kapıyı. Var daha. Var daha. 8 dakika var. Fakir attı. O da açarlarsa açısınız. Zamanında. Aynen. Uçağa gidiyoruz artık. Çok şükür. Bir de vaktinde kalkarsak o zaman çok güzel olacak. Aynen, o zaman her şey yolunda demek. Sakin gözüküyor, çok güzel. Yani o Amsterdam Hava Limanı'ndaki kaos ve kargaşadan sonra sessizliğe bak. Bak şu insanların azlığına bak. Yani tabii bunu İstanbul'da söyleyeceğim. Aklıma gelmezdi ama bizim orası felaket yani Amsterdam. Kaç ay oldu? 6-7 ay oldu. 6 ay oldu. Tam 6 ay. Neyse o kolum şeydi değil mi? Şubat, 6 Şubat'ta bunları bavullardan çıktı biletler, eski biletler. Bavulları yerleşti. 6 Şubat, 6 Ağustos. Vay anasını. Ya
buldum. Çok sıcak. Evet, sıcak. Ama ben seviyorum. Alper'in de bu ne ya dedi, nemli nemli yapış yapış. Dedim ki gerçek sıcak bu. Hemen yapış yapış olduk gerçek sıcaktan sonra nemden. Yani Hollanda'da yok kavurucu sıcak geliyor, yok Afrika'dan bilmem ne geliyor. Ya yalan dolan. İstanbul'un sıcağı var mı ya? Oy yandım anasını. Annemleri bekliyoruz. Bavulları aldık. Hiçbir eksik yok bavullarda. Öyle kaz az belası geldi. Evet yani işte kayboluyor vesaire sorunlar var diye havaalanlarında. Gelen baban olabilir mi acaba? Olabilir. Çok kısa zamanda burada siyah olacaklar. Neredeler? Hadi. Geldik. O kadar yorgunum ki. Gördüğünüz gibi benim bir göz zaten kapandı, öbür göz onu devam ediyor, takip ediyor. Tepemde ışık var, sorgu ışığı gibi duruyor. Biteyim gerçekten. Evet arkadaşlar. Ya eve gelip oturduğum anda hayat bir anda durdu benim için. Koltuğa oturduğum an bittim. O ana kadar demek ki stresle hiç farkında değilim ama oturduğum an gerçekten bittim ya. Çok yorgunuz. Evet. Yatalım, dinlenelim. Sabah tadını çıkaracağımız bir güne başlayacağız. O da evet. Vloglanacak. Türkiye'nin hepsi vloglanacak. Evet, yapabildiğimiz bundan kadar. Bundan sonra artık Türkiye'de çeşitli şehirlerde çeşitli aktivitelerle beraber olacağız. Takipte kalın. Hala abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Biz yorulduk. Bize müsaade. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.